Bu dersimizde JavaScript kodları içerisindeki açıklama satırlarını nasıl oluştururuz bu konuyu inceleyeceğiz. JavaScript içerisinde kod yazarken veya başkalarının yazdığı kodları okurken bazı bölümlerinde bazı satırlarında açıklama olarak nitelendirilen bu amaçlı kullanılan bazı satırlar vardır. Bu satırları oluşturmak için kullanacağımız amaç kendimize veya kodlarımızı inceleyecek başka kullanıcılara veya developerlara bilgi iletmek için kullanacağımız yöntem olacak. Açıklama satırı olarak eklediğimiz bölümler kod olarak nitelendirilmez ve kod olarak çalıştırılmaz. Sadece yazdığınız standart düz metin olarak nitelendirilir ve kullanıcının sadece o kodlarınızı inceleyen kişinin sadece o notları okumasını sağlayacağınız açıklama satırları olacaktır. Öncelikle açıklama satırı olarak oluşturmak istediğimiz iki tane bölüm var. İstediğimiz derken oluşturma şekli olarak iki tane bölümümüz var. Bunlardan bir tanesi satır satır açıklama oluşturmamız mümkün olacak. İki tane slash yaptığımızda hemen HTML'imizi seçelim. İki tane slash yazdığımızda bu tek satırlık açıklama işlemi. Enter yaptığınızda artık yazdığınız kodlar açıklama satırı olarak değil normal JavaScript kodu olarak nitelendirilir. Başında çift slash koymuş olmanız çift slash'tan sonraki bölümler yeni bir satıra kadar hepsi açıklama satırı olarak yapılacak. Eğer browser içerisinde veya editörünüzde herhangi bir değişiklik yapmamışsanız genelde gri tonda görünebilen açıklama satırları. Bu bölümler gördüğünüz gibi ben Türkçe yazdım ve Türkçe karakterlerimiz de var içerisinde. Herhangi bir şekilde kod olarak nitelendirilmediği için istediğiniz şekilde buraya not düşmeniz mümkün olacaktır. Diğer durumlarda birden çok satırlı yani paragraf şeklinde açıklama eklemeniz mümkün olacaktır veya ihtiyacınız olacaktır. Bunun için de her satırın başına slash slash koymak zor olabilir. Bu sebeple yapacağınız işlem slash yıldız koyduktan sonra gördüğünüz gibi hemen diğer satırları da açıklama satırı haline getirdi. Enter yapıp slash yıldız slash ile kapatmak. Yani slash yıldız açıklama paragrafının başlangıcı bittikten sonra da artık açıklamanın bittiği yere de yıldız slash koyduğunuz anda itibaren bu bölümde olan tüm satırlar enter'da yapsanız direkt gördüğünüz gibi açıklama olarak nitelendirilir. Tek slash, çift slash yaptığınızda tek satırlık açıklama bölümü oluşturmuş olursunuz. Yıldız slash yıldız, yıldız slash yaptığınızda da bu bloğun arkasına da içerisine de paragraf şeklinde yani blok şeklinde açıklama satırı oluşturmanız mümkün olacaktır.